Köy muhtarlığı toplantısı kapsamında elimize bağlı köylerde meydana gelen ev yangınlarının önlenmesi kapsamında kapanış. Konuşmalarını yapmak üzere Kastamonu Valimiz Sayın Avni Çelik. Kendi görev süren boyunca hem de bundan önceki yıllardaki rakamsal istatistikleri gördüğümüz zaman maalesef köylerdeki meydana gelen yangınlar ve orman yangınlarımız, buradan çünkü bir kısmı da orman yangınlarına sebebiyet veriyor. Türkiye ortalamasının çok üzerinde. Kastamonu'da yapılaşma maalesef çok geniş bir alanda olmayıp dar ve sıkışık bir alanda olduğu için yani bir evli, iki evli yangımız maalesef sınırlı kalmıyor. Bunu sizler yaşıyorsunuz. Yani bir yangın çıktığı zaman biz bir ya da iki evli yangını söndürebildiysek kendimizi şanslı ve başarılı addediyoruz. Ortalama hepiniz görüyorsunuz 4 ya da 5 evimiz maalesef en ufak yangını etkileniyor. Artı, yani yangında vatandaşlarımızın hem ev hem de diğer kullandıkları sahibi ülkeler, Sabanlık vesaire onlar yandığı gibi bir de hepiniz orman köyüsünüz. Yani Kastamonu köylerinin arkadaşlar %93 orman köyü. Bu ne demek? Her köy yangını aynı zamanda da milli servetimiz olan ormanlar için ayrıca de bir tehlike demek. Köylerimizde bizim yapmış olduğumuz tespitlerde maalesef özellikle kısa bir süre için evleri kullanan vatandaşlarımızın evlerine gerekli bakım, dikkat ve özeni yapmadıklarını gördük. Yani bunun 30-40 sene öncesinin teknolojisiyle, imkanlarla yapılan elektrik tertibatı. Yani bundan bahsetmek istiyorum. Neticesinde o zaman düğme açıyormuş vatandaş, sadece oturduğu odanın ya da mutfağın neyse ihtiyaçları varmış. Yani günümüzdeki gibi fırınlar, çamaşır makineleri, buzdolaplar öyle mi? Evet. Kettle'lar, şunlar, bunlar yani bunlar yokmuş. Bir de bu aparatlar zaten birden kısa bir sürede güçlü enerji çektikleri için zaten o zamanki teknoloji dayanması imkansız. Günümüzde de çok ciddi bir tehlike arz ediyor zaten bunlar. Dolayısıyla bu konuda yenileme zarureti güçlü bir şekilde kendisini ortaya çıkartıyor. Bununla alakalı biz hem kaymakamlıklarımız hem elektrik idaremizin yetkilileri tarafından sahada bir çalışma yaptık. Bizim yapmış olduğumuz çalışmaya göre şu an ilimize bağlı 1054 köyde yaklaşık 107 bin civarında mesken aboneliği var. Tabii özellikle mesken aboneliği bizim hedef kitlemiz olduğu için özellikle bunu biliyorum. Kastamonu merkezimize bağlı da 177 köyümüzde arkadaşlar 10.022 adet yine mesken aboneliği bulunuyor. Ve bizim tahminlerimize göre yaklaşık %50'si bunun değişim gerektiren elektrik tesisatıyla donatılmış evlerin aboneliği. Yani biz merkezde yaklaşık olarak 5000 abonede bu çalışma yapmamız lazım. Anında öyle mi? Zaten ahşap yarım saat, bir saat içerisinde Allah selam eterse tüm evler elde edebiliyor. Tepe köyünüzü seviyorsanız, Berdeniz'i seviyorsanız, tabiatınızı, coğrafyanızı seviyorsanız bu konuda projeye bizlere en üst seviyede destek vermeniz lazım. Tekrar söylüyorum yani bu konuda biz idarecilerin bununla alakalı söylemeyelim para, ya da anlatmasın proje başarıya ulaşmasın. Bir de şahsın evindeki bir hadise olduğu için açık söyleyeyim. İşte aynen şu an sıfırlı kararlarını aldığımız gibi işte 3 ay içerisinde tamamını değiştirmese, değiştirmeyen demek hukuken çok da mümkün gözükmüyor. Ya farklı sahip etkinliklerle biz bunu zorlayabiliriz ama yani bu konudaki bizim projemizin özü vatandaşlarımızı gönüllü bir şekilde ikna edeceğiz, bilgilendireceğiz. İnşallah topyekun bir seferberlik başlatacağız. Bu sayede tekrar daha önce başlamış olmuş ve son yıllarda bir kesinti yoramış projemizi tekrar hayata kazandıracağız. Elektrik abonesi tehlike arz eden her an için can güvenin yangına davetiye çıkarın. Evlerimizdeki, meskenlerimizdeki, yapılarımızdaki elektrik tesisatlarını inşallah Or köyümüzün bu konudaki sağlamış olduğu krediyle ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da farklı üzerine düşmesi olan 16'ını çiziyorum. Aksi takdirde bütün vatandaşlar bu yönelirse zaten karşılamamız mümkün değil. Sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımıza yardım alan. Bu ne demek? Zaten müşkül insan. Fakir insan. Bunların da tekrar söylüyorum bir ev, iki ev kalsa bile 80 evi 70 ev yapmamızın bir anlamı kalmıyor. Tamamını bizim elden geçirmemiz lazım. Bu evleri de inşallah biz vakıflardan destek yapacağız. Jandarma sorumluluk alanında
2010-2021 döneminde 943 ev, ahır ve samanlık yangını olayı meydana gelmiştir. Kastamonu genelinde yıllık ortalama 85 ev yangını olayı, merkez ilçe sorumluluk alanında ise ortalama 16 ev yangın olayı meydana gelmiştir. Meydana gelen yangınlarda 1028 ev, 466 ahır ve samanlık yanarak kullanılmaz hale gelmiştir. Yine Sayın Valim, Kastamonu genelinde yıllık ortalama olarak 95 ev, 44 ahır ve samanlık yanmıştır. Yine merkez ilçede yıllık ortalama 15 ev ve 11 ahır yanmıştır. Yangın olaylarında 33 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 592 büyük ve küçük beş hayvan telef olmuştur. Yine merkez ilçe sorumluluk alanında bu dönemde 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaşanan yangın sayısının 548 olduğu ve toplam olay sayısının yarısından fazla olduğu görünmektedir. Yangın olaylarının ilçeleri... Bir ev yapmazsa ve onun yüzünden diğerleri yanarsa hiçbir amacımız olmuyor bu işte. Evet. Vatandaşlarımıza kullanıyor. Yani neticede 6300 lira para. Bugün evet olmayana göre yüksek para ama şu an özel bölge müdürlüğümüz, sen jandarma komutanlığımız kısa el broşürleri hazırladı. Vatandaşlarımız geçmiş yıllarda bir takım bilgileri bu konuda sağladı. Özellikle sağlık çalışanlarımıza da buradan teşekkür ediyoruz. Ama yine biz tedbirli çalışmaya, hayat bulur, hayat buldururuz. Ama Sayın Güray Başkan'ın demin vurguladığı bir şey bütün köylerimizde yaşanmaktadır.